on and on the projections. Evet arkadaşlar, bir industrial kurulumu anlatmaya çalışacağım sizlere. Gördüğünüz gibi bir firma içinde çalışıyorum ama sistem tamamen aynı. Şu an CD-ROM'uma Windows 7 CD'sini takmış bulunmaktayım. Bilgisayarımın açılışını CD'den verdim ve bilgisayar direkt CD-ROM'dan bilgisayarı açmaya başladı. Şu anki sistem üzerinde herhangi bir işletim sistemi kurulu değil. CD-ROM'u taktıktan sonra bilgisayar CD-ROM'dan dosyaları yükleyip kurulum ekranına kadar gelecektir. Gördüğünüz gibi şu an dosyalar yükleniyor. Daha sonraki aşamalarda da Windows 7 kurulumunun ne kadar kolay olduğunu aslında hep birlikte görmüş olacağız. Şu an gördüğünüz gibi yükleme işlemi açılış dosyalarını yükledi. Windows 7 kurulum ekranına geldik. Burada gördüğünüz gibi ayarlarımız otomatik gelmiş oldu. Türkçe, Türkiye ve Türkçe kurulları olarak devam ediyoruz. Daha sonra şimdi yükle kısmına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi Windows 7'nizin hangi versiyonunda kurmak istediğinizi gösteren bir sayfa geldi. Ben şu an x86'lar 32 bitlik, x64'ler 64 bitlik işletim sistemlerini ifade eder. Kurulum yapmadan önce buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çünkü 32 bitlik bir işletim sistemine 64 bitliğe kurduğunuzda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu sebeple benim şu anki sistemim 32 bit olduğu için x86 Ultimate sürümünü şu an sizlerle birlikte kurulumunu göstereceğim. İleriye basıyorum. Daha sonra sözleşmeyi kabul ettiğimi ifade ediyorum. Burada özel gelişmiş kısmına giriyorum. Çünkü yüksel kısmında daha önceden bir Windows sürümünüz varsa onu yükseltmekle ilgili işlemler yapabiliyorsunuz. Özel ve gelişmiş kısmına giriyorum ve bir tane hard disk'im olduğunu görüyorum. İçi boş şu an tamamen. Şimdi bu şekilde kurulum yapacaksanız direkt ileriye basarak devam edebilirsiniz. Ama birden fazla hard diskiniz olabilir veya tek hard diskinizi birden fazla parçaya ayırmak isteyebilirsiniz. Bunun için sürücü seçenekleri kısmına girip görmüş olduğunuz gibi birkaç tane daha seçenek geldi. Mesela 20 GB'lık bu hard diskimizi ben 10-12 parçaya bölmek istesem veya 15'e 5-2 parçaya bölmek istesem bu şekilde yeniye tıklayarak buraya 15 GB ifade edecek nitelikte 15.000 yazıyorum. Ve sistemimin toplam hard diskini 15 GB olarak gördüğünüz 14.5 GB olarak birinci olarak böldü. İkinci kısmına da yeni diyorum ve bu kısmı da 5 GB olarak iki partition'da böldüm. Şimdi tabii ki şu an gördüğünüz gibi üçüncü seçili. Bir an 14.5 GB'lık alana Windows 7 kurmak istiyorum. İstediğim kısmı seçiyorum ve ileriye tıklıyorum. Bu arada sistem için ayrılan bir 100 MB'lık bir alanınız var. Bu kısmı ellemiyorsunuz çünkü kurulum dosyaları bu kısmı kullanacak. Siz direkt bölüm 2 kısmından esas yüklemek istediğiniz kısma, yani yükleme olduğunda burası C kısmı, burası D kısmı olacak. Yükleme olacak kısma bir kere tıklayıp ileriye bastığınızda daha sonra Windows 7 tüm yükleme işlemlerinizi sizin adınıza gerçekleştirmeye başlayacak. Bu kısım tamamen yüklemekle geçiyor. İlerleyen aşamalarda Windows açılırken tekrardan size yardımcı olmaya çalışacağım.
Bu arada yüklememiz devam ederken Windows 7 hakkında ben biraz bilgi vereyim. Sisteminiz hangi özelliklere sahip olması gerekir gibisinden. Windows 7'yi rahat bir şekilde kullanabilmeniz için öncelikle en az 1 GB RAM'iniz olması lazım. 1 GB altında RAM ile çalışmaz mı? Çalışır ama birden fazla program çalıştırırken açılışta, kapanışta veya herhangi bir bilgisayarı zorlayacak herhangi bir eylemde çok fazla zorluk çekersiniz. İşlemleriniz yavaş olur. Ekran kartınız 256 MB'lık olursa çok daha rahat grafiksel arayüzü, çünkü Windows 7'nin biraz daha geliştirilmiş olduğu için en azından 256 MB'lık 32 bitlik bir ekran kartı ideal bir görüntüyü size sağlayacaktır. Bunun yanında işlemciniz en azından çift çekirdek Core diyorlardan en alt seviyesinden başlayabilir diye düşünüyorum. Çünkü herkes yüksek özellikli bilgisayar almak zorunda değildir. İnternete girenler falan vardır. Bu sebeple bu işler için kullanılacak bilgisayarlarda orta seviye bir işlemci ile Windows 7'nizi rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu tarz özellikleri olan bir Windows 7 ile rahat bir kurulumla, güzel bir kurulumla bilgisayarınızı rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Yükleme gördüğünüz gibi devam ediyor. Şu an CD'den dosyaları bilgisayarıma yüklüyor yükleme. Yani sıkıştırmış dosyaları bilgisayarıma yüklüyor. Daha sonra da bu açtığı dosyaları hard diskime yüklemeye devam edecek. Kurulum aşamasına devam ediyoruz. Yüklememiz son aşamasına geldi. Yükleme tamamlandıktan sonra bilgisayarımız yeniden başlıyor. 10 saniye içerisinde yeniden başlattıktan sonra kurulma devam edeceğiz. Tabii bu yeniden başlatma sürecinde siz CD'yi bu ikinci başlamada çıkartıyorsunuz. Yoksa tekrardan bilgisayarı CD'den açmaya yeltenebilir. Gördüğünüz gibi Windows'umuz şu an kurulum sayfasına gelmek üzere açılıyor. Tekrardan kurulum sayfamız geri geldi. Yüklemenin son işlemlerini yapacak ve Windows 7 kurulmuş olacak. Daha sonrasında ufak birkaç tane ayarlamamız var. Onları da yaptıktan sonra Windows 7'miz kullanıma hazır bir hale gelmiş olacak. Tamamen kurulum işlemlerimiz de tamamlandı. Bilgisayarımız son defa yeniden başlayacak. Daha sonra dediğim gibi ufak tefek birkaç ayarımız var. Onları da yaptıktan sonra Windows 7'yi kullanıma başlamış olacağız. Bilgisayarımızı bir kullanıcı adı belirliyoruz.
Parola girmek istiyorsanız parolanızı girebilirsiniz. Daha sonra ürününüzü güncelleştirmek, ürün anahtarına girebilirsiniz elinizdeki keyle. Bu işlemi şimdi de yapabilirsiniz ama bilgisayarınızda şu an için internet olmayabilir. Bunu daha sonra Windows'un yapmasını da isteyebilirsiniz. Atlayıp devam edebilirsiniz bu şekilde. Daha sonra güncelleştirmelerle alakalı size bir bilgi soruyor. Ne şekilde güncelleştirmeyi almak istediğinizi seçiyorsunuz buradan. Saat tarih ayarlarınızı kontrol edip ileriye tıkladıktan sonra şu an ben internete bağlı olduğum için bağlı olduğum internetin ev, iş veya ortak ağ olup olmadığını soruyor. Bu Windows 7 ile Vista ile birlikte gelen bir özellik. Bu konuda şöyle bir ufak bir bilgi vermiş olayım. Ortak ağ dediğiniz vakit ağdaki hiç kimseyle dosya paylaşamaz ve ağdakileri göremezsiniz. Ev ağı ve iş ağı dediğinizde bu ağların size özel bir ağ olduğunu düşünerek Windows dosyalarınızı açar, paylaşım ağ üzerinde paylaşımı açar ve diğerlerinin de dosyalarını görmesinizi sağlar. Bu sebeple seçenek size kalmış. Nasıl bir ağda olduğunuzu siz kendiniz belirleyebilirsiniz. Gerekli ayarlamaları yaptık. Windows'umuz ilk kullanım için açılmakta şu an. Windows'umuz tüm ayarlamaları isteğimiz üzerine yaptı. Son bir kez daha yeniden başlatıldıktan sonra işlemimiz, Windows yükleme işlemimiz tamamlanmış olacak. Evet, gördüğünüz gibi Windows 7'miz kuruldu. Tüm işlemlerimiz gerçekleştirildi. Bundan sonra bilgisayarınızın donanımlarına ait driverlarınızı ve programlarınızı kurarak Windows 7 kurma işlemini tamamlamış bulunuyoruz. Windows 7 zaten cihazınız üzerindeki birçok donanımı tanır. Mesela şu an Ethernet kartı kurulmamış olmasına rağmen cihaz üstündeki Ethernet'i direkt tanıdı. Gördüğünüz gibi internete direkt girmesi lazım. Ama tanımadığı driverlar mutlaka olabilir veya kendisi geçici olarak yüklemiş olduğu driverlar olabilir. Bunun için cihazınızla birlikte gelen Windows 7 driverlarınız varsa onları kurabilirsiniz. Ya da cihazınıza ait üretici firmanın kendi sitesine girerek driverlarınızı yükleyip işleminizi yerine getirirsiniz. Bu arada bu yükleme blogselçuk.com tarafından oluşturulmuştur. Konuyu beğenen arkadaşlar istedikleri yerde paylaşabilirler. Lakin konu hakkında bir bilgi verirlerse alıntı yaptıklarına dair çok sevinirim. Windows 7 kurma işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Kolay gelsin, iyi kullanımlar diliyorum.